Arkadaşlar burası berbat. Sonu gözükmüyor, başı yok. Çok felaket. Allah yardımcımız olsun. Tarih 16 Haziran. Saat şu an 4:20 ve hala hiçbir yer görünmüyor. An itibariyle 16.06.2022 saat 8:11 Danimarka'nın Hirtas bölgesinden çıktık. İstikamet Almanya, Çek, Slovakya. Herkese hayırlı yolculuklar. İzin Yolu grubundaki arkadaşlara sağ selamet, memlekete varmalarını dilerim. Herkese hayırlı yolculuklar, kazasız belasız inşallah. Selamlar herkese. Biz Macaristan'dan Sırbistan'a geçmek için Tompa kapısına geldik. Diğer kapının dolu olduğu bilgisi gelmişti. Farklı bir arkadaş da bizi buraya yönlendirdi. Buranın durumu bu şekilde arkadaşlar. Saat şu anda 7:20. Tarih de 16 Haziran. Rötzke kapısı 2,5-3 saat beklemeli diye bilgi gelmişti. Buranın durumu tam olarak bu arkadaşlar. Önümüzde şöyle söyleyeyim, her kapıda şöyle yani 6-7 araba, belki 8 araç. Onun dışında gayet iyi görünüyor. Ne kadar ilerleyeceğimiz, ne hızla ilerleyeceğimiz daha belli değil. Duruma göre bilgilendirme yaparız. Herkese iyi yolculuklar. Slovanya, Lubinya'ya aşağı yukarı bir 10 kilometre var. Yani trafik sürekli açılıp kapanıyor ama akıcı bir trafik. Bazen 2 dakika duruyorsun, 5 dakika duruyorsun, hızlanıyorsun. 80 ile 120 kilometre arasında hız yapabiliyorsun. Ama fazla stau yok diyebiliriz çünkü en fazla 2-3 dakika bekliyorsun. Yine de akıyor trafik. Ne kadar sürer? Bilmiyoruz. Tamam da. Görünüyor mu? Yaklaştırsana bir diyor. Yaklaştır biraz. Yaklaştıramıyor musun? Sen WhatsApp'tan yaptın, ondan yaklaştıramıyor. Gözükmüyor mu? Tamam. Gönder. İyi günler İzin Yolu arkadaşları ve grubu. Herkese hayırlı yolculuklar. Ben bu sabah 5:30'da her neden yola çıktım. Kassel üzeri geldim bu sefer ve hiçbir şekilde bir trafiğe falan yakalanmadım Allah'a şükür. Şu an Nürnberg'i geçtim. Altdorf tarafındayım. Yani Regensburg'a aşağı yukarı bir 80 kilometrem var. Herkese hayırlı yolculuk. Karlsruhe, Stuttgart arasında Forsheim'da Baustelle var. Araçlar yavaş ilerliyor. Evet, Macaristan, Sırbistan gümrüğü. 4 saat beklemekten sonra sıra yavaş yavaş geldi, şükürler olsun. Bizim gerimiz en aşağı 10 kilometre vardır. Her zamanki halleri. Tompa, önümüzde 5-6 araba var. 1-2-3 tane kapı açık. Merhaba arkadaşlar. Bugün 16 Haziran. Saat 11:20 geçiyor. Sırbistan'dan çıkış yapacağız.
kalabalık yok fazla. Şu an Belgrad'a 115 kilometre var. Yollar şu an sakin, iyi görünüyor. Merhaba arkadaşlar. 16 Haziran saat 11.37. Aşağı yukarı 15 dakikaya çıktık. Sırbistan'dan Bulgaristan'a giriyoruz. Şu an Niş'e doğru gidiyorum. Burası gelişli gidişli yol. Biraz yoğun. Bayağı bir trafik var. Saat 12.45. Niş yolu. Over 400 meters. Macaristan'dan Tompa, ardından da Bosphorus Otel olacak şekilde Google Maps'e bir rota çizdim. Karşıma böyle bir köy yolu gibi yeni yapılan bir yol çıktı. Doğru Tompa'ya götürüyor beni. Ondan sonra da inşallah yoğunluk var mı yok mu bir daha oradan size video gönderirim. Selamlar herkese, iyi yolculuklar. Sırbistan'dan çıkıp Bulgaristan'a giriyoruz. Şu anda saat 13.51. Durum bu şekilde. 15-20 araç arasında araç var. İki kapı açık. Bakalım ne kadar bir zamanda geçeceğiz. Evet arkadaşlar, Tompa kapısına geldik. Sanırım bir 400 metre sonra hafif sağa yönelin. Buradan nereden Sırbistan internet alacağım bilmiyorum ama kapıya doğru gidiyorum. En kötü ihtimal Sırbistan'a girince bir benzinlikten bakmayı planlıyorum. Hala bir küçük araç göremedim. Hala tırlar var. Tırlar 2 kilometredir var. Fakat hafif sağa yönelin. Kapıya kadar geldik. Evet. Sadece
Şu kapı da açık, ben oraya geçiyorum. Benimle birlikte sadece iki. Tam kapat. Tamam. Evet arkadaşlar, Tompa kapısında Macaristan tarafında sadece iki araç vardı. 2 dakika bile beklemedik. Şimdi Sırbistan tarafına geldik. 15 araç var. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, sonunda izin yoluna çıkabildik. Nihayet diyorum çünkü yaklaşık bir senedir gurbetin kahrını çektikten sonra ailemizi özledik, vatanımızı özledik, kendi memleketimizi özledik. Artık gurbetin kahrı en azından bir kısa süre de olsa şimdilik yeter diyoruz ve yola çıkmış bulunuyoruz. Şu an İsveç'in başkenti Stockholm'dayız. Trafik biraz maalesef yoğun, o da iş çıkış saatine denk geldiğim için. Biraz aksayacak maalesef, bu gidişte 1-2 saat aksayacak ama hiç sorun değil. Çünkü ben İsveç'in Helsingborg şehrinde, yani en güneyinde Helsingborg şehrinde bir gece kalıp yarın oradan gemiyle Danimarka'ya geçmeyi düşündüğüm için bu aksaklık beni pek yormayacak. Yorsa da sorun olmayacak diyelim. İsveç hakkında azıcık bilgi vereyim. Çünkü İsveç'ten çıkan vatandaşlarımız oluyor. Onun haricinde Norveç'ten gelip İsveç'i transit olarak geçerek ve Finlandiya'dan gelip İsveç'i transit olarak geçen üyelerimiz bulunuyor. Ve bazen sorular geliyor bunlar hakkında. Yolları gayet sakin. Pek çalışma yok. Çalışmaların çoğunu bitirdiler diyebilirim. Tek tük çalışmalar var ama onlar da trafiği aksatacak boyutta bir çalışma değil. Stockholm'un iş çıkış saatine denk gelmediğiniz sürece hiçbir aksaklık yaşayacağınızı düşünmüyorum. Otoyollarda vinyet uygulaması veya herhangi bir ücret uygulaması bulunmuyor. Sadece Stockholm'un, daha doğrusu Stockholm ve Göteborg'un büyük şehirlerin hafta içi belirli saatlerde geçtiğimiz zaman cüzi bir ücreti var. O da fatura olarak eve gönderiliyor. Onun haricinde otobanlar da herhangi bir ücret bulunmamakta. İsveç'e çıkabilmeniz için 3 alternatif var. Birincisi, sırasıyla en çok kullanılanları sayayım size. Birincisi Helsingborg limanından Danimarka Helsingør limanına geçebilirsiniz. Yaklaşık 20 dakikada geçen bir feribot var. Onun haricinde ikinci alternatif Malmö'den köprüyle Danimarka'ya geçebilirsiniz direkt karayolundan. Üçüncü alternatif olaraksa İsveç'in Trelleborg şehrinden Almanya Rostock'a giden bir gemi var. Yalnız 6 saat sürüyor bu gemi. Gemide dinlenmek isteyenler için uygun olabilir ama bazı insanlar gemiden rahatsız oluyor, gemi tutuyor. Onun için pek tavsiye etmem o gemiyi. Onun haricinde de tercih size kalmış. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Herkese iyi tatiller diliyorum. İleriki zamanlarda görüşmek üzere. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 16 Haziran. Saat 4'e 10 var. An itibariyle Macaristan'a girmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar yollarda bir sıkıntıya rastlamadık. Boştu diyebiliriz. 3-5 yerde yol çalışması var ama öyle abartılacak bir şey değil. Herkese hayırlı yolculuklar. Allah herkesi sağ salim sevdiklerine kavuşmayı nasip eder inşallah. Merhaba arkadaşlar. 16 Haziran saat bura saati 5'i 10 geçiyor. Bulgaristan çıkışı Türkiye istikamet. 3 kapı açık gibi görünüyor.
Selamun aleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türkiye Bulgaristan yönünde devam ediyorum. Kapıkule'ye geldim. Önümde 5-6 araba var. 3 kapı açık. Her şey yolunda. Fazla beklemeyiz büyük bir ihtimalle. Tekrardan selam herkese. Arkadaşlar konumdan tam nerede olduğumu görebilirsiniz. Bulgaristan'ın sınırını geçtikten sonra bir merkezi bir yere soktu bizi. Bir içinden sonra tekrar otobana ayırdı ama burası çok kötü. Navigasyon 10 dakika sadece trafik gösteriyor ama biz yaklaşık 40 dakikadır buranın içindeyiz. Bir 2 metre çok yavaş ilerliyor. Trafik karman çorman. Buradan kaçma şansınız varsa, daha yeni konum da paylaştım, buradan kaçın, kesinlikle gelmeyin buraya. Girerseniz en kötü bir saatiniz, belki daha fazla burada harcanır. Herkese hayırlı yolculuklar. Burası da Sırp'ın çıkışı an itibariyle. Saat 16.50. Bulgar girişi 4 kapı açık. 5'er 6'şer araba var. Gördüğünüz gibi arabaları görmüyorsunuz tabii, uzak kaldı sizin için ama arabaları arıyorlar. 4 euro dezenfeksiyon parası ödedikten sonra bu kuyruğa giriyoruz.